Geri dur. Babam üzerinde cübbesiyle şehit oldu. Gökhan Özbilgin'in haklı isyanı. Çünkü babası öldürüleli 8 yıl oldu. Danıştay 2. Dairesi üyesiyken Alparslan Aslan'ın silahından çıkan kurşunlara kurban giden Mustafa Özbilgin'in oğlu tahliye kararını değerlendirdi. Bu karar nasıl çıktıdan önce, yani bugüne nasıl geldik, niye geldik, hani bunların belki cevaplanması gerekiyor. Tabii bu cevabı da esas itibariyle verecek olan ben değilim. Alparslan Aslan'ın tahliye kararı en çok onları yaraladı. 2006'da babası Mustafa Yücel Özbilgin şehit oldu. Avukat Gökhan Özbilgin ailesinin mağduriyeti yaşadığını söyledi. Akşamdan beri arıyorlar. Bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye bana soruyorlar. Ben de bunu bana sormayın diyorum. Şimdi ben bunu ne aileme izah edebiliyorum, ne kendime izah edebiliyorum, ne de vicdanıma kabul ettirebiliyorum. Özbilgin'in üzüntüleri ve yaşadıkları şok sözlerine yansıdı. Babamın ben şu anda kemiklerinin sızladığına inanıyorum. Babam üzerinde cübbesiyle şehit oldu. Saldırı ve cinayetin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı Gökhan Özbilgin. Tahliye kararı sonrası yönelttiği soru dikkat çekiciydi. Sanık bir an için tahliye edilmiş olsaydı, diğer suçları olmayıp da bir an için tahliye edilmiş olsaydı, kaçmayacağının garantisini kim verecekti?